Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün karşınıza işkembe çorbası yapmak için çıktık. Bu işkembe çorbası benim anamın tarifini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık dışarılarda pahalandı. Her şey pahalandı. Yapacağız. Şöyle işkembemizi aldık arkadaşlar. Bak işkembe öyle fazla da pahalı değilmiş ha. 20 milyon 3 kilosu vallahi. Dışarıda dünyada pahalı bir tabak çorba ama gördüğünüz gibi yıkadık. İşkembemizi yıkadık. Ve suyumuzu kapatıyoruz. İşkembemizi içine atıyoruz. Şöyle küçük bir soğan atıyoruz içine. Küçük bir soğan. Bilmiyorum anam atardı. Soğanın ne faydası var onu da bilmiyorum. Kettle'da suyumuz kaynadı arkadaşlar. Suyumuzu da atıyoruz içine döküyoruz. Evet, tenceremizde kısık ayara koyduk arkadaşlar. Şimdi bunu kendi halinde pişmeye bıraktık. Güzelce pişsin. Ondan sonra devam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil su çıkmaya başladı. Demek ki işkembe çorbasında iyi ilerleme yapıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş kaynasın bakalım. Çorbamız yarım saat kaynadı. Şimdi iki tane şöyle sarımsak atıyoruz çay bardağının içine. Biraz da sirke döküyoruz şöyle yarım. Evet. Bu tarif anamın tarifidir arkadaşlar. Şimdi bunu kaynayan, yarım saat kaynayan çorbamızın içine döktük. Şimdi böyle pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar şu anda da sarımsaklarımızı hazırlıyoruz. Şöyle bir havanımız var. Sarımsaklarımızı bunun içine atıyoruz. Sarımsaklarımızı atıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık daha tuz atarız bunun içine böyle. Ondan sonra eziyoruz. Ayancık ekmek fırınında Musa Eren yeğenim. Çok sever bu işkembe çorbasını arkadaşlar. Ona da yapıyorum ben bu çorbayı. Allah kısmet ederse bir daha gelişte yeğenim sana çorbayı yapacağım. Bu tarifi izle. Sen zaten bunun biliyorsun lezzetini. İspatı Musa Eren. Sarımsaklarımızı güzel eziyoruz arkadaşlar. Çorbamız pişerken de dedim. Sarımsağımızı ayarlayalım. Bu en sonda lazım olacak bir şey bize. Evet sarımsağımızı ezdik. Şöyle biraz su alıyoruz içine. Ve karıştırarak tabağımızın içine koyacağız arkadaşlar bunu. Sarımsak sosumuzu da yaptık. Evet 2,5 saat oldu. İşkembemiz pişti. Pişti arkadaşlar bu darap işkembesi olduğu için biraz geç pişer ama kuzu işkembesi de 1,5 saat sürer. Bu 2,5 saatte pişti. Şimdi işkembemizi alıyoruz. Aldık. Tahtamızın üzerine koyduk. Burada soğusun bu biraz. Şimdi kalan suyumuzu da süzgeçte süzüyoruz arkadaşlar. Süzdük. Süzeyimizi alıyoruz. Bu kadar suyumuz kaldı içinde. Şimdi geçiyoruz işkembemizi doğramaya. İşkembelerimizi başlıyoruz doğramaya arkadaşlar. İnce ince doğrayacağız. Bazısı karın doğrar bunları tuzlama gibi ama biz tuzlama gibi yapmıyoruz. İnce ince yapıyoruz. Çünkü benim torun ilk defa benim çorba içecek. Dedesinin çorbasını içecek. O yüzden güzel güzel ince ince doğruyoruz. Küçük. Doğramaya devam arkadaşlar. İnce doğrarsanız daha güzel olur ya. Kalınla tuzlama diyorlar, bir şeyler diyorlar. Ben anlamam öyle fazla bir şeyler. Ama ince ince güzel bir şey olacağını, çorba çıkacağını piyasaya biliyorum arkadaşlar. Güzel güzel doğruyorum şimdi ben bunları. İnce ince doğruyoruz. Doğramaya devam. Gördüğünüz gibi bak bu şekilde ince ince ben bunu şimdi doğramaya devam ediyorum arkadaşlar. Doğram işimiz bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ince ince doğradım. Aynısını yaparsanız vallahi çok lezzetli olacağına inanıyorum. Eğer beğenmezseniz lezzetli olmazsa videomun altına istediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz. Şu anda da sosumuzu hazırlıyoruz. 2 kaşık un atıyoruz arkadaşlar. 2 kaşık un. 2 kaşık yoğurt. 1 adet yumurta kırıyoruz arkadaşlar içine.
bir adet yumurta, yarım limonumuzu da sıktık. Biraz tuz atıyoruz arkadaşlar. Tuzunu fazla atmayalım. Tuzsuz yiyen var, tuzsuz yiyen var. Yemek yerken, çorbayı içerken evet, tuzunu da atıyoruz. Ve güzelce bunu karıştırma işlemine başlıyoruz. Güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Hem video çekiyorum vallahi, hem kendim yapıyorum. O yüzden biraz şey yapıyorum, kusura bakmayın. Düz bir şekilde karıştırdım. Şimdi içine biraz su döküyorum. Biraz suyla karıştıracağım. Terbiyemiz tamamdır. Terbiye önemli. İnsanlara da terbiye önemli. Çok önemli. Terbiye çok önemli. Terbiyemiz hazır. Şimdi geçiyoruz tenceremizin başına. Biz yaktık. Biraz yağ dökeceğiz içine. Siz zevkinize göre tereyağı da dökebilirsiniz. Sarayağı da dökebilirsiniz. Ben zeytinyağı, normal yağ döküyorum arkadaşlar. Yağımıza döktük. Şimdi bu biraz çıtırdasın yağımız. Yağımız yandı. İşkembeden kalan suyumuzu boşaltıyoruz içine. Evet. Sonra normal su döküyoruz arkadaşlar. Bir tencerede normal su döktük. Şimdi ne kaldı sırada? Sosumuz, yaptığımız terbiye kaldı. Şimdi terbiyemizi de içine boşaltıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kızartma yüzümü karıştırıyoruz. Güzel karıştırdık arkadaş. Gördüğünüz gibi süt gibi oldu valla. Tütürük mütürük yok. Bu sıra da geldi. İşkembelerimizi dökeceğiz içine. İşkembelerimizi dökebiliriz. Evet, işkembelerimizi de döktük. Olay bitmiştir. Çorbamız pişmeye hazırdır arkadaşlar. Bir kaynasın. Yarım saat. Yarım saat yeterlidir arkadaşlar. Yarım saat piştikten sonra çorbamız hazırdır. Evet, çorbamız pişiyor. Sen çorba yiyecek misin? Pişiyor. Yiyecek misin dedesinin? Pişiyor. Pişiyor çorbamız de. Çorba. Çorba pişiyor de. Çorba. Arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi çorbamız pişti. Şöyle böyle gördüğünüz gibi taneleri de böyle içinde. Evet, şöyle bakalım. Tane tane. Oh. Şöyle bir tabak. Bir tabak koyalım. Evet arkadaşlar, çorbamız gördüğünüz gibi doğal bir şekilde pişirdik, yaptık. Artık bunun içine sarımsak atın, limon atın, sirke atın. Zevkinize göre ne atarsanız atın. Zevkle ve afiyetle yiyin. Bu anamın tarifi. Beğendiyseniz yorumlarınızı beklerim. Beğenmediyseniz de like'larınızı beklerim. Görüşmek üzere. Daha bazı güzel videolarla karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Remzeren kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.